Merhaba sevgili seyirciler. Yeni Dünya programı ile karşınızdayız. Yeni Dünya aslında geleceği konuşmak, gelecekte nelerin olacağını tartışıp konuşmak istiyoruz. Farklı disiplinlerdeki insanlarla gelecekteki dünyanın nasıl bir şekil alacağını, kendi yorumlarını sorularımızla birlikte açmaya çalışacağız. Programımızın konuğu Serdar Kuzuloğlu. Teknoloji, bilişim yazarı olarak da e, kamuoyunda kamuoyunda ...yakinen ta takip edilen bir isim. Serdar Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu fırsatı bize verdiğiniz için. Öncelikle yeni dünya, siz bu değişimi, yaşadığımız şu çağdaki değişimi... ...21. yüzyıla girdik ama ilk çeyreğini de bitirdik. Şimdi bir değişimin çok ciddi anlamda tartışıp konuşuyoruz. Bu yaşadığımız dönemi, geçiş dönemini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oluyor? Şu anda yaşadığımızın esasında en büyük özeti bireysel teknolojilerin yaygınlaşması ve internet platformu üzerinde birçok ürün ve hizmetle kendini göstermesi. Birazcık da bunun doğum sancılarını yaşıyoruz. Çünkü şimdiye kadar daha çok otorite anlamında e, kamunun elinde olan bazı güçler, e, imtiyazlar, ayrıcalıklar, bütün bu araçlarla birlikte bireylerin ama daha da ötesinde e, şirketlerin eline geçmiş durumda. Ve birazcık bu yetki devrini yaşıyoruz. Yani e, devletlerin, e, kamu yönetiminin elindeki ayrıcalıkların, şirketlerin özellikle de Silikon Vadisi Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri kökenli şirketlerin eline geçmesi e, ve bu bu, hani biraz kapitalizm, biraz postmodernizm, birazcık şirket toprağı düzeni içinde e, esasında bu vahşi kapitalizmin e, yönetim anlayışının nasıl bir şey olduğunu görüyoruz. Yani e, geliri, karı, büyümeyi önceleyen e, bir e, felsefe ile Teknoloji donanırsa, böylesine kudretli bir silahla birlikte nasıl bir dünya kurgular bunu yaşıyoruz. Ee, i̇nsanın sadece bir e, veri e, jeneratörü olduğu, bir veri tabanındaki, e, üye veri tabanındaki bir satıra dönüştüğü, bir rakamdan, bir kullanıcı e, kodundan ibaret hale geldiği ve her şeyin ne kadar pazarlanabilir, ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğuna yönelik şekillenen bir düzeni tecrübe ediyoruz. Korkutucu mu? Korkutucu olmayabilirdi fakat onu o şekli getiriyoruz birazcık esasında. Çünkü e, kullanıcılar e, farkında olmadan teknik anlamdaki çok pahalı, çok maliyetli, çok insan emeği ve yazılım donanım yatırımı gerektiren hizmetleri hiçbir ücret vermeden kullanıyorlar ve bu kullanım sırasında aldıkları haz ile birlikte esasında bu demin bahsettiğim şirketlere belki karşılarına bir sözleşme olarak çıksa yazılı bir sözleşme olarak çıksa okunsa hiç kabul etmeyecekleri haklarla birlikte teslim ediyorlar kendi bazı mahrem ya da kişisel ya da Paylaşmak istemeyecekleri telif haklarını celeri, da değil mi? Telif haklarını, sahiplik haklarını, özlük haklarını, birçok şeyi devrediyoruz. Yani mesela işte bugün e, benim küçük bir plak koleksiyonum var. Biliyorum ki o plaklar bana ait. Ama bir de müzik dinleme hizmetlerinde işte YouTube'da Spotify'da listelerim var. Onların hiçbiri benim değil. Ayda atımı ödemeyi bıraktığım anda buhar olup gidecekler. Böyle bir sürü şey var hayatımızda. Farkında değiliz. Yani video platformlarındaki arşivimiz bizim video arşivimiz değil. Elektronik kitap okuyucularımızdaki kitaplarımız bizim değil. Yani yarın bir gün mesela şimdi biz bu çekimi yaptığımız ayda bir göz protez şirketi bir karar alarak üretimi durdurduğunu açıkladı. Bunlar teknolojik protez gözler imal ediyorlardı ve görme engellilerin neredeyse yaşamını daha böyle kaliteli idame ettirmelerini yani tam görme değil ama daha kaliteli idame et, sürdürmelerini sağlayan bir teknoloji geliştiriyordu. Dedi ki biz bırakıyoruz bu işi. Ve bütün o gözüne o protezden takanlar e, tekrar karanlığa mahkum kaldılar. Yani bizim şirketlere bugünkü dünyada e, teknoloji çerçevesi altındaki şirketlere teslim ettiğimiz e, hakları e, ve onlara ne kadar bağımlı olduğumuzu çok düşünmüyoruz. geliyor. Peki bu sanayi devrimi sonrasında 80'lerden sonra bilgisayar ve ona eklemlenen teknoloji dijital ile birlikte bugüne geldi. Bu genel anlamda bir sorudan son soru olsun bu. Diğer konulara geçelim. Kapitalizm burada e, ciddi bir değişime mi giriyor? Birincisi bu. Mevcut küresel kapitalizmden anladığımız bizim uluslararası ticaret ve daha çok iş iştahıydı. Bu devletlerin kontrolünde, ulus devletlerin özellikle kontrolündeydi. Şimdi şirketlerin kontrolüne ve şirketlerin de bir uluslararası hukuka bağlı olmadığı Korkumuzun nedeninin de hukuk ya da uluslararası insan hakları gibi temaların şirketler için çok da anlamlı olmadığı tezine mi dayanıyor? Buradan mı korkutuculuk geliyor biraz da? Şimdi e, problemin temelinde bir teknik taraf var. Bu tekniğin bir kısmı e, teknolojiden kaynaklı, bir kısmı da işleyişten kaynaklı. Bir kısmında da mali taraf var. Şimdi internet malum e, bir motivasyon olarak yani kuruluş motivasyonu da şu vardı. Bir gün büyük bir nükleer savaş çıkarsa bizim komuta akademimiz düşmesin. Ne olursa olsun biz her yerden her şekilde iletişimi ve koordinasyonu sağlayabilirim. Şimdi aynı şey esasında internet üzerinde e, faaliyet gösteren her türden oluşum için geçerli. Yani ticari bir faaliyet de aynı şekilde başına ne gelirse gelsin bir şekilde komuta ve koordinasyonunu devam ettirebilir bir halde. Yani internetin şirketlerinin coğrafi olarak kayıtlı olduğu bir ticari birlik var şüphesiz. Vergi verdiği bir nokta var. Fakat bütün bunların halısını birazcık kaldırdığımızda karşımıza çok daha karmaşık bir mali sistem geliyor. Mesela Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama e, ilk dönemki buluşmalarından birini teknoloji liderleriyle yapmıştı ki hafızamızı biraz tazelersek e, sosyal medya so e, sayesinde neredeyse başkan seçildiği katılmıştı. iddia edilmişti. En iyi kullanan ilk sosyal medyanın bu kadar e, iyi kullanıldığı ilk kampanya olarak tarihe geçmişti. E, o da bir anlamda hani bu şirketlerin yöneticilerini çağırdı ve onlardan bir şey rica etmişti. Ya bu kıyı bankacılığındaki, offshore bankalardaki varlıklarınızı Amerika'ya getirin. Ben çok düşük bir vergiyle onları kabul edeceğim. Bir kere yine demişti. Ve en başta o zamanlar hayatta olan Apple'ın kurucusu Steve Jobs olmak üzere hepsi reddetmişti. Şimdi bu şirketler Amerika'ya bağlı ee, daha doğrusu ne diyelim Amerika'da kurulmuş şirketler fakat Amerika'ya da bağlı değiller ve Amerika'ya da vergi vermiyorlar. Bugün bir basit bir taramada görüyoruz ki bugün aklımıza gelen işte Microsoft'undan Google'la Apple'ından Amazon'una hangi büyük veya küçük şirket düşünürsek düşünelim bunların çoğu e, bir dizi paravan ve holding şirket üzerinden kıyı bankacılığı ve e, vergi cenneti adalarında kurulmuş şirketler. Dolayısıyla bunlar Esasında teknik olarak merkezsiz, mali olarak merkezsiz. Dolayısıyla uluslararası değil, uluslar üstü bir yapı. Genel Üst... müdürlükleri olmadığı söyleniyor. Mesela hani bir ofis var gidip şikayette bulunmak ya da iş istemek. Öyle bir şey de çok mümkün olmuyor yani. Tabii iki taraftan bakalım. Mesela şirket tarafından şimdi meşhur sosyal Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey CEO'luktan e, alındı. Yönetim kurulu yerine başkasını e, getirdi. E, ve o sıradaki haberlerden birinde ortaya çıktı ki, Jack Dorsey'nin bilgisayarı yok. E, bütün şirketi cep telefonundan yönetiyor. E, yani şimdi biz böyle bir e, CEO hiç hayal etmiyoruz değil mi? Bizim bildiğimiz geleneksel CEO e, şeyinde, arketipinde, şablonunda böyle şeyler yok. Çok daha başka şeyler hayal ediyoruz. E, yönetim şekli olarak e, farklı bu insanlar. E bir yandan da hani bakıldığında. Şimdi kullanıcı tarafından baktığımızda başınıza herhangi bir şey gelse mesela e, hani Allah korusun bir sosyal medya hesabınız birisi tarafından ele geçirilse o zaman ne kadar sahipsiz ve çaresiz olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Var bir Çünkü birçok etrafımızda da görüyoruz. Muhattaba ulaşmak çok zor bir şey. Çok çok zor bir şey ee, ve en iyi durumda eğer şansınız yaver giderse işte İrlanda'da e, ki bir Türkçe bilen e, çağrı merkezi ekibinden destek alabilirsiniz en fazla. Yani e, burada e, biraz mafya gibi bu düzen çok kolay giriyorsunuz ama, ama çıkmak, yok. çıkmak ya da şikayetçi olmak öyle pek kolay bir şey değil. Bir küçük bir anekdotla ben de e, destekleyip e, bir e, magazin ya da e, güldürü programının içerisinde e, onu söylediler. Giresun'un girişine giresun diye söylüyorsunuz çıkarken niye çıkarsın diye söylemiyorlar. Demek ki o onun gibi bir şeymiş. <laughs> Çıkışı yok buranın. Peki şimdi tamam durum böyle. Biz neye hazırlanıyoruz? Neler değişiyor? Neler değişmeye başlayacak? Yarının dünyasında biz neyle karşı karşıya kalacağız? Geleneksel yöntemler, iş planları, okullar, eğitim, kültür, sanat. Buralara doğru girmeye başlayalım. Yarının dünyasında, yeni dünyada neler var? Tabii ki insan kendi yaşadığı dönemi çok önemsiyor. Kaçınılmaz olarak hem bireysel olarak hem insanlık başlığı altında sanki benzersiz hiç emsali görünmemiş bir dönem gibi algılıyor. Fakat bu bütün izleye baktığımızda değişmeyen şey sürekli olarak bir değişimin yaşanıyor oluşuyor. Yani günün imkanları neye el veriyorsa insan sürekli bir evrim halinde ve insan varlığını esasında bu evrimsel süreçte uyum sağlama kabiliyetine borçlu. Yani yeni bir iş yapış şekli gelişiyor veya yeni meslekler doğuyor. Kendini ona adapte edebilenler hayatta kalıyorlar, edemeyenler oyun dışında kalıyorlar. Bütün tarih boyunca da böyle olmuş. Fakat yine bütün tarih döneminde anlıyoruz ki insanoğlu konfora da çok meyilli. Yani inanılmaz bir uyum kabiliyeti var. Örneğin işte herhangi bir başka canlı türünde, herhangi bir hayvan türünde bunu göremiyoruz. Yani çok Yüzyıllar e, geçiyor evrim geçirip o döneme ha, adapte olması. Veya çok rahatsız oluyorlar ya da e, gerçekten çok ölüm kalım meselesi olması lazım onların farklı şartlara uyum sağlaması için. Fakat insanoğlunda böyle bir şey yok. İnsanoğlu hemen her duruma uyum sağlayabiliyor. Üstelik bazı toplumlar kendi tarihçeleri nedeniyle buna biraz daha teşnu oluyorlar. Ee, yaşadığımız esasında bu hızlı değişim özellikle pandemiyle birlikte mesela sanayi devriminden bu yana aşağı yukarı hiç değişmemiş iki asırdır devam eden iş düzenimizin pekala değişebildiğini gördük. Yani bu öğrendik onu da. Tabii bu daha önce de mümkündü. Yani 20 yıl önce de aslında mümkündü. Bugünkü işte bu uzaktan çalışma, internet tabanlı çalışma modelleri vesaire. Fakat bütün bunlar için bir şoka ihtiyacımız vardı. O şoku yaşadık, o şok terapiyi yaşadık. Ve dünyanın her yeri, her kültürü, her coğrafyası bir hafta içinde... Bütün, buna oldu. bütün sektörleriyle hem de eğitim, sağlık, ticaret, bankacılık ne aklınıza geliyorsa bir anda dijitalleşti. Demek ki çok büyük bir uyum kabiliyetimiz var. Ve yaşadığımız şoklar bu süreçleri hızlandırıyor, kısaltıyor, kolaylaştırıyor. bence yaşadığımız bu dönemdeki en büyük kaybımız birazcık ne diyeyim? özgürlük değerlerimiz oldu. Yani her böylesi dönemde e, devlet otoritesi fırsatçılık yaparak e, bireysel özgürlükleri gasp etmek için hamle yapar. Hmm. E, biz e, çaresiz kaldığımızdan dolayı e, bazı e, kişilik haklarımızdan bu dönemde feragat ettik. Yani bir kısmını işte internet şirketleri için e, teslim ettik, bir kısmını devletler için hükümetler için teslim ettik. E, bu düzen yani bu bu değişim bu doğrultuda mı devam edecek yoksa tekrar bir normale dönüş mü olacak daha özgürlükçü akımlar mı olacak esasında en büyük belirleyici bu olacak önümüzdeki teknoloji. Bu konuda içinde. yazanlar farklı farklı yorumlar var. Ama geleceğin hani bizim klasik e, uluslararası evrensel e, normlar, haklar, hukukların devlet tırnak içerisinde eee baskısı ya da e, sertli içerisinde kalacağını, daha doğrusu o özgürlük alanlarının genişlemekten ziyade biraz daha daralacağını, bunu hem devlet açısından hem de teknoloji anlamında, çünkü elimizdeki bir cep telefonuyla bizim bütün hareketlerimiz, e, hareket kabiliyetlerimiz izlendiği gibi, not edildiği gibi, kayda geçtiği gibi, bir de bizi yönlendirmeler de yapılıyor. Önünüze siz konuşurken hangi kitaptan söz ediyorsanız ona benzer kitapların, reklamları sosyal medyanıza düşmeye başlıyor mesela. Sizi de yönlendiriyor o zaman alsam mı falan diyorsunuz. Kendi iradenizin dışında bir irade de oluşmaya başlıyor sanki böyle bir durumda. Şüphesiz bir de yani teknolojinin, bireysel teknolojilerin özellikle internetle birlikte hayatımıza yansıyan kısmının bizde ne kadar sahte bir zenginlik yarattığını da Sanıyorum yakın dönemdeki acı tecrübelerimizle öğrenmiş olduk. Şimdi biz bu kaydı yaparken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Ve <laughs> Rusya ve Ukrayna arasında Avrupa'nın, yani öyle desek problem olmaz sanıyorum, göbeğinde bir savaş yaşanıyor 21. yüzyılda. Ve biz bu sayede yakın zamana kadar yumuşak güç, soft power olarak nitelendirdiğimiz bir kavramın Esasında internetle birlikte çok daha farklı yansımalara sahip olduğunu gördük. Yani şöyle düşünün, bugün teknoloji şirketleri Rusyayı teknolojik olarak, elektronik olarak izole etme ye gitti ve Rus medyasına ulaşamıyorsunuz. Rusya kendi derdini anlatamıyor. Kredi kartları çalışmıyor. Elektronik ticaret siteleri hizmet vermiyor. Yani İn, sadece internet ile bir nükleer gücü dahi dize getirebileceğinizi tırnak içerisinde e, gözlemlemiş olduk şimdi e, ve bütün bunların e, her devlet için geçerli olabileceğini unutmayalım. Yani bütün bu gözlemlediğimiz uzaktan gözlemlediğimiz ve her birinde biraz daha şaşırdığımız şey e, bugün yarına yönelik yeni bir silah masaya sürülecek yeni bir kart olarak. E, gündeme gelmiş tatbikatı yapılmış durumda e, yani işin bu kısmına ben yeterince odaklanmadığımızı düşünüyorum. Bugün savaşın bulutuyla, sisiyle e, bunları düşünmek çok kolay değil. Fakat bir simülasyon yapıp aynısında işte mesela Rusya parantezi içerisine Türkiye'yi koyalım örneğin Aynen. kişiselleştirmek için e, kendi içine hapsolmuş, e, bütün dünyanın nimetlerinden ve internetin kabiliyetlerinden kopmuş bir ortamın nasıl bir şey olabileceğini bir hayal etsinler lütfen. Dolayısıyla bugün çok geleceğe yönelik odaklanmamız gereken kavramlardan biri bu yumuşak güç algısının ve yöntemlerinin değişmesi. E tabii şu anda Ukrayna halkını mağdur ve mazlum olarak görünceye, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların bizim daha da artırılmasından yanayız ama sizin söylediğiniz gibi bu kararı veren kimlerse uluslararası büyük güçler bunu yarın başka birisi, birisi için tıpkı 1991'de ya da 2000'de ki Irak işgali'ndeki gibi bu kararı verdiler. Tamam bugün haklı olduğunu yani en azından humanist olduğunu düşünüyoruz. Yarın dün olduğu gibi haksız bir şekilde de verebilirler ve bloke edilebilir. Şimdi o zaman oradan devam edelim. Rusya'ya yönelik müthiş bir abluka operasyonu yapılıyor ve en büyük o operasyonda SWIFT sistemi uluslararası ticaretin yapıldığı ticari işlemlerin gerçekleştiği bir ortamdan dışarıya çıkarılıyor. Tabi bir de Visa ve Mastercard yaptığımları var. O Tabii da canım, bireyleri o bağlıyor. Da ona, o da onunla çok da bağlantılı. Yani finansal olarak sizin bütün hareket kabiliyetinizi bir anda birkaç düğmeye basarak durdurabiliyor. E, bu sistem bunu yapabiliyor. Alternatif bir süreden beri Bitcoin, kripto piyasası deniliyor. Şimdi burada nasıl bir değişim göreceğiz biz? Öncelikle genel internet çerçevesinden bakalım. Şimdi e, Runet adlı bir altyapı hazırlıyordu birkaç senedir Rusya. Bütün bu yaşadığımız olaylarla bağlantılı mıdır değil midir bilmiyorum. Ama şimdi bugünden bakınca e, o anlamda bir vizyon ve öngörü olduğunu düşünüyorum. Yani stratejik bir adım olduğunu düşünüyorum. Özü de şuydu, şimdi internet e, bilmeyenler için çok adını duyduğumuz DNS dediğimiz bir sistem var. DNS aşağı yukarı şu, işte ben efendim Ali Bey'i arayacağım ama numarasını bilmiyorum. Rehberimden Ali Bey'e tıklıyorum. O onun numarasını biliyor, çeviriyor ve işte Ali Bey'e bağlanıyoruz. İnternette aşağı yukarı böyle bir şey. Yani IP adresi denen bir şey var ve bu IP adresi hangi adresin hangi IP adresine ait olduğu. Mesela işte serdarkuzuloğlu.com adresin yazınca birisi ekrana hangi sunucuya bağlanması gerektiğini belirleyen, tanımlayan bir kurum var. Bu kurum Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir şekilde. Şimdi Ukrayna başvurdu dedi ki Rusya'nın internet bağlantısını kesin dedi. Bunlar yalan yanlış haber yayıyor etrafı diye Allah'tan ki kabul etmediler. Korkunç bir şey olurdu çünkü bu internetin e, ruhuna aykırı bir şey. Ya kim olursa olsun bu dünyanın en canavar ülkesi, ülke olmaz da liderinin ülkesi dahi olsa bu yapılamaz. E, i̇nternet bunun için kurulmadı çünkü. Neyse e, demek ki bu işin bazı merkezleri de var. İşte Rusya Runet adı altında alternatif bir sistem geliştirdi ve bütün dünyadan kopsa dahi Rusya kendi içinde çalışmaya devam edebilmesini sağladı. Şimdi bu işin bir tarafı. Bu mümkün ama biz buna internet demiyoruz, intranet diyoruz. Yani bir şirket içi ağ gibi bir şey bu. Rusya'nın içerisinde internet erişimini sağlamak bir yere kadar anlamlı, faydalı. Ama bir noktadan sonra esasında ke tabii kendi vaadini yerine getiremiyor. İkincisi, kripto para dediğimiz şey, Çıkışı da hatırlayanlar olacaktır. Bu işte Amerika'daki meşhur ekonomik çöküşteki Wall Street protestoları ile birlikte gündeme gelip e, parlayan Bitcoin ve türevleri e, emsalleri diyelim. Ne olarak geldi hayatımıza? İşte düzen karşıtı bir hareket, yani bir anlamıyla anarşik bir hareket, e, kripto bir hareket, yani e, şifre e, ve e, yani. Tabii şifre üzerine kurulu bir sistem diyebiliriz, yani kriptik bir sistem, örtülü bir sistem ve merkezsiz bir sistem olarak geldi. E şimdi bakıyorsunuz, kripto dediğimiz evren devletler tarafından regüle ediliyor. Bugün herhangi bir kripto borsasında devletten bağımsız bir şey yapmak mümkün değil. Yani neredeyse tamamı yine vergi cenneti adalarda merkezli olsa dahi hepsinin bağlı olduğu regülasyonlar, düzenlemeler var. E, kripto tarafı neredeyse kalmadı. Yani anonimlik tarafı kalmadı. Çünkü bugün hiçbir yerde artık kimliğinizi, tapunuzu, efendim, pasaportunuzu falan göstermeden e, bu borsalarda hesap açamıyorsunuz. Yani borsalar üstünden işi yürüteceksiniz ki %99.99'u buradan yapıyor. E, bakıldığında merkeziyetsiz bir durumu da kalmadı. Bugünkü yapılar bütün sistemin işleyişini esasında bu NFT ve Metaverse dünyası da dahil olmak üzere birkaç şirketin, birkaç aracı kurumun yani bunu Visa ve Mastercard gibi düşünebilirsiniz bizim hayatımızdaki bu birkaç kurumun eline teslim etti. Yani kripto bugün evet bir çözüm fakat kriptonun uluslararası dolaşımı gibi şeyler de pek mümkün görünmüyor. Buradaki çıkış nokta şu yani aradaki formül şu. E, ülkelerin merkez bankaları tarafından üretilen resmi kripto paralar. E, yani fiyat kripto paralar mı diyelim? Onlara herhalde yeni bir terim bulacağız ama e, örneğin Çin'in e yuanı var. İşte Rus merkez bankası çalışıyor, Türkiye merkez bankası çalışıyor, İsviçre e, çalışıyor. Evet. Yani aşağı yukarı Fed bir, de ki... zaten geçen onunla ilgili açıklama yaptı. Bu konuyu devam ettirmemiz gerekiyor. Bununla Hatta onlar. Gerekiyor. O... Yok onlar başladılar bayağı da bir ilerlettiler. Raporlarını falan da hatta paylaştılar. Ee, yani böyle bir duruma gelecek. Ama bu sefer de şunu unutmamak lazım. Hani e, Rusya'nın rublesi ile e rublesi arasında uluslararası çapta bir fark yok. Yani rubleye karşı bir yaptırım kripto rubleye karşı da yapılmış olacak. Evet. Ee, peki bu mevcut e, yine o kriptonun e, Bitcoin'in çıkış hikayesinden yola çıkarsak uluslararası sistemi yani bugün egal edemedi. Hani alt üst edemedi. Merkeziyetsiz, sistem dışı anarşist onu yeni baştan girebilir mi yani yoksa şu anda küresel sistem bunu durdurmaya çalışıyor, engelliyor. Onun alternatiflerini koyuyor. Kripto piyasası küresel sistemin alternatifi midir? Bir kalıp var ya bu son dönem internette çok karşımıza çıkıyor. Hayaller gerçekler diye e, bütün hayatımızın özeti aslında bu iki şablonda okunabilir. E, bir hayal ettiğimiz şeyler var, e, dilimize dolanan şeyler var, bir de gerçekler, realiteler, hakikatler var. E, yani işin bir teorisi var, bir pratiği var. Teorisinde kripto bugün yaşadığımız düzene bir alternatif sunabilir. Bugünkü teknolojik yaygınlıkla, bugünkü kabiliyetlerle, bugünkü teknolojik okur yazarlıkla pek çok şeyi değiştirebilir. Fakat bugün kripto piyasası ortaya kendisini ortaya çıkartan gereklerin bizzat bir enstrümanı ve kurbanı olmuş durumda. Yani kitlesi büyüdükçe e, kripto para dediğimiz şey e, bütün bu anarşizmle, bütün bu işte kriptografiyle, bu işte siber e, e, punk akımlarıyla vesaire hiçbiriyle felsefi anlamda hiçbir ilgisi olmayan umru bile olmayan e, tek işi yani para kazanmak tek motivasyonu daha fazla para kazanmak olan e, geniş bir kitlenin enstrüman haline gelmiş durumda. E, bu da onu herhangi bir para birimine çeviriyor kaçınılmaz olarak. Yani bugün işte atıyorum ne diyelim işte Litecoin'e, Ethereum'a, Bitcoin'e para yatıran insanın kafasında herhangi bir felsefi veya siyasi bir kurgu yok ki. Onun derdi şu yani altın fonuna mı yatırayım, işte, oradan daha fazla para kazanıyorsam buradan kazanıyor diyor tabii ki. Tabii diyor. ki, tabii ki. Ee, bu da bir alternatif. Ve Şimdi, o da aynı sebepten dolayı bildiğimiz klasik e, finansal enstrümanların bütün o keri silkelimi olarak özetlediği garibanları mağdur etme e, mekaniklerini işletiyor. Ondan sonra da o şeye geliyor. Yani bu kripto paralar güvenilmez. Böyle bir sahte algı da yaratıyor. Ay kripto paraların güvenilmezliğiyle ile ilgili bir şey değil bu. Sizin yarattığınız o balon ile ilgili bir şey. Yani bu e, yatırım 2008, yapılan enstrümanın hatası değil. 2008 Amerika'daki finansal kriz gibi balon balonmuştu orada. Burada da. Peki şimdi bu teknolojiden konuşalım. NFT'yi duyuyoruz. İzleyicilerimize çok kısa. Bu bize ne açıyor, ne ne oluşturuyor? İşte arsa satın almaktan, sanat eserlerini satmaktan, ne ne oluyor NFT'yi derken? Biz nedir bu yeni değişim ve dönüşüm? Şöyle söyleyeyim ya, e, işin bir kere sonundan başlayalım. E, Geleceğe dair ümidini kaybetmiş yüz milyonlarca, milyarlarca insan var. Bu insanlara denmiş ki işte iyi bir okulda okursan iyi bir iş sahibi olursun, iyi bir iş sahibi olursun, iyi bir hayat sahibi olursun falan. Bütün bunların palavra olduğu ortaya çıkmış. Yani iyi bir okulda okumuş, bir balta hesap olamamış. Hadi okumuş, iyi bir işe girmiş, iyi bir maaş alamamış. Hadi diyelim ki okumuş, işe girmiş, iyi maaş almış ama yaşadığı hayat hayat değil, keyif alamıyor. Ya da bakmış ki o çok iyi okulda okumuş, hiçbir okulda okumamış biri almış yürümüş. Ve büyük bir hayal kırıklığı. Ve bir yandan da özellikle sosyal medya enstrümanları üzerinden üstüne yağan dünya nimetleri var. Herkes eğleniyor, herkes kazanıyor. İnanılmaz başarı öyküleri. Böyle başarıya tapılan bir çağ. E, ve bakıyorsun aynada kendine bir kaybetmiş, yitik gitmiş bir adamsın, kadınsın. Ve bütün bunları neyle aşarsın? İşte onlar gibi bir anda e, bir şeye yatırım yaparak, köşeyi dönüp, voleyi vurarak. Esasında işin temel motivasyonu da bu var. Üstüne bir sürü cicili bicili şeyler dizilebilir. Yani bugün mesela NFT başlığı altında 580 milyon dolara satışta olan bir JPEG var. Bir, bir dijital görsel yani sağ tıklayıp bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz. Buna bir sürü gerekçe, bahane, felsefi, güzellik ekleyerek anlamlandırabiliriz. Ama bunun içerisinde tabii ki kara para aklamada var. Tabii ki köşeyi dönme hırsı da var. Tabii ki başka bir sürü sayıklar da var ama teknik, işin birazcık realitesi bu. Teknik kısmı da şu. NFT özünde bir tapu kaydı gibi düşünülebilir. Yani şunu der. Şu web sitesindeki, şu adresteki, şu içerik şu kişiye ait. O benimdir. Ha. Yani o esere ait bir şey içermez. Sadece der ki işte www.nft.com bölü Serdar Kuzuloğlu böyle 43. Jipek adresinde bir şey var o Serdar Kuzuloğlunun bunu söyler sadece yani içinde bir eser yoktur bir şey yoktur yarın bir gün o site kapansa o adrese bir şey olsa hiçbir şeyiniz kalmaz hiçbir şeyde hiç bir hatta iddia edemezsiniz böyle bir şey kayıt Bu sistemi yok mu geleceğini nasıl görüyorsunuz o da bir biz dönem sonra popüler kültür gibi Farklı bir yere mi evrilecek? Orada nasıl bir ilerleme göreceğiz? Şöyle, yani ben bunun bir kıymeti karşılığı yoktur anlamında söylemedim tabii. O öyle bir yanlış anlaşılmadı olmasın. Yani serbest piyasada bir ürünün kıymetini, değerini alıcı ve satıcı arasındaki mutabakat belirler. Hı. Ben saçımın ucunu keserim, 10 bin dolardan satışa sunarım alıcısı varsa saçımın teli 10 bin dolardır. Yani bunu kimse tartışamaz. Güzel. E, NFT de aynı mantıkla ilerliyor esasında. E, geleceğinde ne olur? Geleceğinde bir kere bunu aynen şey gibi düşünebilirsiniz. İnternetin ilk dönemlerinde e, internet adresi satın alma çılgınlığı vardı. İşte hep Haberler'de duyardık. Bilmem ne nokta komu almış da 1 milyon dolara satmış falan filan. o Özellikle zamanda, de büyük şirketlerin isimleri alınırdı. Tabii tabii. O zamanlar o böyle bir heyecandı. Bugün hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta bugün büyük bir işte patentli tescilli bir markanın sitesini alırsanız eğer mahkemeyle zaten elinizden alıyorlar. Yani böyle bir şeyi elinizde tutmanız ticari bir değer olarak mümkün değil. E, NFT de zaman içerisinde böyle kendi kurallarını vesaire oturtacak. Bugün satın alınan, alınan satılan şeylerin yüzde muhtemelen muhtemelen <laughs> bir e, dijital çöp olarak hatıralarda kalacak. Aynı şey bu metaverse başlığı altında alınıp satıldığı iddia edilen araziler, arsalar için de geçerli. E, fakat bütün bunlar tortusunda bize bir model bırakacak. Yani insanların e, tırnak içerisinde o tapu kayıtları sistemi üstünde yani blok zinciri üzerinde e, değiştirilemez ve dağıtık kayıtlarla birbirleriyle bir ilişkiyi bir alma satma merkeziyetsiz bir ilişkiyi ticari yapıyı sürdürebilme modelini ortaya çıkartabilecek. Bu bir hani şu anda bir tartışma fikir üzerinde uygulama test etme ama bu hepten yok olmayacak. Onun bir şekilde bir elinde süzülerek elde edilen bilgilerle yeni dönem inşa edilecek. Yeni dünya inşa edilmiş olacak gibi. Kesinlikle ben, e, anladım. Peki şöyle e, yapalım isterseniz. Birkaç anekdot konu verelim. Bir süre sonra orada nasıl bir değişim olacak? Mesela eğitim nasıl olacak? Yeni dünyada 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra okullar, binalar, laboratuvarlar bunlar devam edecek mi? Yoksa başka bir şey mi olacak? Bu çok uzun cevap gerektiren bir soru ama mesela sorunun içerisinde şöyle alt kırılımlar var. Eğitim, o tırnak içerisindeki eğitim nasıl olacak? Tabii alt başlığında Türkiye'de eğitim nasıl olacak? Türkiye'deki eğitim 1500 bilinmezliği olduğu için onu bir kenara bırakıyorum. Cesaret edemiyorum onun altına girmeye, öyle bir sorunun altına girmeye. Eğitim dediğimiz şeyi tabii birkaç noktada ele alalım. Öncelikle en makro dönüşüme bakalım İnsan ömrü uzuyor. Şimdi bizim çocuklarımız e, teknik olarak istatistiksel e, eğrilere baktığımızda yüz yaşlarını görecekler. Yüzüncü yaş günlerini kutlayacaklar birçoğu. Sağlık alanındaki gelişim ile birlikte sağlık ve beslenme alanındaki dönüşümlerle birlikte bunun daha da uzayabileceği söyleniyor. Şimdi 100 yaşı devirdiğiniz bir ömürde 20. yaşlarınızda mezun olup da duvara astığınız diplomaya da 80 sene ekmek yiyemezsiniz. Böyle bir şey teknik olarak da mümkün değil. İnsan psikolojisi de 80 yıl boyunca bir kariyeri devam ettirme eğiliminde değil. Dolayısıyla gelecek bilimcilerin öngörülerinde bizden sonraki kuşakların aşağı yukarı normal ömürleri içerisinde 4-5 kariyer yapacağı söyleniyor. Yani işte gazeteci olarak başlayacaksınız, sonra diş hekimi olacaksınız, sonra tatil köyünde animatörlük yapacaksınız, sonra nefes koçu olacaksınız. Falan. Böyle ba başka başka <laughs> işler olacağı söyleniyor. Dolayısıyla eğitim böyle bizim hayatımızın bir kısmında e, alıp bitirdiğimiz ve sonra hayata atıldığımız bir şey değil. O çok duyduğumuz yaşam boyu eğitime evrilecek. Aynen. Yani sürekli olarak aynen bir yazılım gibi, bir uygulama gibi güncelleme alacağız hayattan. Yeni bir yetkinlik, kendi mesleğimize ve uzmanlığımıza yönelik yeni bir ekleme, bir atölye çalışması olur, bir online eğitim olur, bir tatbiki bir uyum sağlama çabası olur. Her ne olursa, o disiplin neyi gerektiriyorsa... Bunları sürekli güncelleyeceğiz. Yani eğitimin şimdiki gibi dönemsel ve kurumsal bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani hmm. Eğitim veren kurum sayısı artacak, eğitim alabileceğimiz yer, zaman ve araç sayısı artacak ve eğitim şimdiki kadar maliyetli olmayacak. Şüphesiz ama basit de olmayacak. Yani hmm. şimdiki eğitim mesela gelecekte beklenen eğitime kıyasla çok basit gibi. Çünkü hani belirli bir sene boyunca belirli şeyleri ezberliyorsunuz, öğreniyorsunuz, tatbik ediyorsunuz ve bir ömür onun ekmeğini yiyorsunuz. Ve bu bu gelecekte pek mümkün değil. Yani bugün yaşadığımız dönem içerisinde bile ortaya çıkan mesleklere bakalım, yetkinliklere bakalım. Bütün bunların karşılığı yoktu. Mesela işte biraz önce kripto paradan bahsediyorduk olduğu gibi yeni onlarca farklı disiplini doğurdu kendi içerisinde. Yeni uzmanlıklar doğurdu. E, yeni araçlar, yeni e, kalifikasyonlar, uzmanlıklarla birlikte geldi. E, bütün bunların okulu yok. Yani şüphesiz finans, ekonomi bilmem ne bir sürü bölümde bunların temelleri öğretiliyor ama bir de yeni uzmanlıklar var. Evet. Bütün bunları da inceleyeceğiz. Peki, e, sona doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de soracağım ben size genel olarak da ama ee, özellikle bu tıp doktorluğun yani doktorluğun 2050 yılında biteceği söyleniyor. Şimdi bu bakınca sağlık insan hayatının en önemli konusu ve doktorluk mesleği diye bir şey olmayacak deniliyor. Tıp alanında mesela bu yapısal, geleneksel, klasik, yüzlerce yıldır devam eden hekim ilişkisi orada nasıl bir değişim görüyorsunuz? E, tıp doktorluğunun bitmesi diye bir şey mümkün değil. E, bu en azından biz biyolojik varlıklar hayatını sürdürdüğü sürece e, imkansız. Fakat e, bugün tıp doktorlarının mesleklerini icra ederken uğraşmak zorunda oldukları pek çok şeyin e, yazılım ve donanımlara yani programlara ve makinalara devredileceği konusunda da e, hiçbir şüpheniz olmasın. E, şöyle düşünün mesela Türkiye şartlarında Konuşalım. Bir hekimin karşısına oturan bir hastaya ayırabilecek birkaç dakikası var ve bu evet. çok kıymetli birkaç dakikayı rutin sorular sorarak ve cevaplarını alarak harcıyor. Oysa ki o hasta doktorun karşısına geçmeden önce bir cep telefonu uygulamasında işte neyim var? hafif ateşim var. Öksürüğüm var mı? Yok, bilmem ben var mı? Bu soruları cevaplayıp doktorun karşısına geçse. O zaman hekim karşısındaki ekrandan bütün bu soruların cevabını görmüş ve direkt tedaviye başlamış olur. Yani hekimlik tabii ki tıp tarihin her döneminde dönemin bilim ve teknolojisinden, tekniğinden en fazla nasiplenmiş alanlardan biri. Gelecekte de böyle olacak. Bugün o yüzden teknoloji şirketleri, sağlık şirketlerine, sağlık şirketleri teknoloji şirketlerine dönüşüyor. Ve doktorların özellikle yapay zeka ve yazılım o yapay zeka destekli yazılımları kaldıraç etkisiyle kullanarak hem hastalarıyla daha iyi ilişki geliştireceğini, daha sonuç odaklı ilişki geliştireceğini, hem de mekandan bağımsızlaşacağını düşünüyorum. Yani siz bir rahatsızlığınızla ilgili Türkiye'deki en iyi hekime başvurmak yerine dünyadaki en iyi hekime ulaşma ihtimalini. Adı. Bu eğitim için de öyle aynı şekilde aynı şey olacak. Üstelik bunun sadece e, danışma anlamında değil, mi? cerrahi anlamda da bunun şeyi var. Mesela Bugün Türkiye'de henüz gündeme gelmemiş ancak dünyada yayılmasını sürdüren 5G teknolojisiyle birlikte dünyanın bir ucundaki hekim diğer bir ucunda ameliyat masasında yatan cerrah pardon ameliyat masasında yatan hastasını ameliyat orada edebiliyor müdahale ediyor. ve gerçek zamanlı bir ameliyat yürüyor. Aynen. Kimi zaman iki farklı ekiple yani bir ekibin bir kısmı orada fiziki olarak hastanın başında bir kısmı uzakta. Ya da başında hiç kimse yok hastanın tamamen robotlarla işte Da Vinci gibi vesaire robotlarla. Bugün mesela işte prostat ameliyatlarının Türkiye'de e, neredeyse tamamına yakını bu robotlarla yapılıyor. Ve Türkiye bu konuda en ileri ülkelerden biri ve şimdi o cerrahlara sorsak eminim eskiye dönmek istemeyecekler. Peki burada e, bir şeyden baştan söylediniz siz. İnsan özgürlüğünün ortadan kalkması, insan bir metaya, bir e, bir sayıya, Hatta kapitalizmden yola çıkarsak bir harcama yapılan bir ürüne dönüyor. Dolayısıyla teknoloji öyle ilerleyince insanın yerine, duygularını da etkileyen romanlar yazan hislenen, ağlayan, üzülen ve insan üreten tekno insan, teknolojik insan üreten böyle bir kontrolden çıkma. ...söz konusu olur mu? Bu teknoloji... ...bütün insanlığı kendi hegemonyasına alıp... ...insanı bir kenara bırakabilir mi? Yazılım yapıp, kendi kendine yazılım yapıp. E, şimdi yumurta tavuk gibi bir ilişki ama... ...bütün bu korkularımızın... ...edebiyatta da izlerini sürebiliyoruz. Yani... E, ...bende de bir kopyası olan bu... E, ...işte... Meşhur Frankenstein romanı ilk bilim kurgu eseri olarak kabul edilir ve insanın yarattığı insan parçalarından oluşturduğu bir yaratığın ki ismi yoktur onun o da hep ondan dert yanar bana bir isim vermedin beni kimse sevmiyor sen de sevmiyorsun diye o yaratığın insan olup olmadı şimdi insan parçalarından üretilmiş ve elektrikle tırnak içerisinde ruh üflenmiş bir canlı insan mıdır değil midir bunu Alt planda tartışır. İkincisi onun canavara dönüşmesine şahitlik etmemizi sağlar. bilinçaltımızdaki bu insan dışı olana, bilinç sahibi olup insan olmayana yönelik korku ve endişe bu yüzden midir bilemiyorum. Ee, ama büyük rol sahibi olduğuna inanıyorum edebiyat ve film eserlerinin. Şimdi burada aslında sormamız gereken soru şu. Biz insanlıktan mı bahsediyoruz, insandan mı bahsediyoruz? Örneğin yapay zeka ve meslekler konusunda bizim korumaya çalıştığımız şey meslekler mi yoksa işimiz mi? Çok başka kavramlar. Yani biz bir doktor olarak maaş almaya devam mı etme motivasyonundayız yoksa doktorluk, hekimlik mesleğinin devamını mı istiyoruz? Bu önemli bir ayrım. Veya şöyle düşünün, bir hekim, insanların daha sağlıklı yaşaması için her türlü teknolojiye kapısını aralıyor mu? Yoksa ben sunduğum sürece teknoloji olsun mu istiyor? Şimdi sizin sorunuza dönecek olursak insan ve insanlık diye iki ayrım var. Yani biz insanlık derken hep yüce değerlerden bahsediyoruz. Ama insan dediğimizde karşımıza çok korkunç bir yaratık çıkıyor. Yani işte mesela IBM'in yapay zekası, süper bilgisayarı Geri Kasparov'u yendi. De, dediler ki insanlığı yendi satrançta bilgisayar, yapay zeka. İnsanlığı mı yendi? geri, geri mı yendi? Geri, geri Kasparov'u mu yendi? Geri Kasparov'u yendi. Benim karşıma otursa zaten donunda sallardı. Geri Kasparov'a gerek yok ki onun kendisini tatmin etmesi için. Öte yandan yendi de ne oldu? Mesela bir after party'de şampanyanın sular gibi aktığı çılgın bir kutlama mı yaptı yapay zeka? Hayır. Yani fişini çektiler, demonte edip e, konteynere bindirip götürdüler. E şimdi o zaman bizim bu korkumuzun altında yatan sayık ne? Mesela biz insan olarak e, kendimize o kadar çok güveniyoruz ve inanıyoruz da bizden başka hiç kimsenin bunun işin doğrusunu yapamayacağımızı mı düşünüyoruz? O zaman bu sorunun cevabı havada kalıyor. Güney Kore'de e, en basit bir depo şefliğinin yerine bir yapay zeka koydular. Verim %30 arttı. Çin'de işçilere seçenek olarak e, iş yeri anketlerinde e, yapay zeka yönetim mi istersin, insan yönetimi mi istersinden de hepsi yapay zeka istiyor. Çünkü daha merhametli, daha e, şey meritokrat daha liyakat tamam. uygun. Tabii o benim hala oğlum amca kızım demiyor. Ben bu adamın bu kadının tipini sevmedim. Uyuz oldum buna dur biraz daha çalıştırayım demiyor. Herkese adaletle davranıyor. Şimdi bizim insanlığa atfettiğimiz değerler var. Güzel. Sahip çıkılası ama insanlar olarak o değerleri kaybettik. Makinalarla anca var olabilecek galiba. Son bölüme geldi. Pik bir soruyla bitirelim. Türkiye bu bütün değişim, dönüşüm, dijitalleşme, NFT, metaverse, dijital paralar, kriptolar, bütün bu hengamenin içerisinde eğitimden sağlığa ve gençler var. Ne görüyorsunuz? Türkiye buna adapte olabilir mi? Hani deniliyor ki genel bir klasik üst başlıktır. Türkiye genç nüfusa sahip ve yeni değişime çok hızlı bir şekilde adapte oluyor. Bu yeterli midir? Ne görüyorsunuz? Türkiye genç bir nüfusa sahipti. Türkiye hızla yaşlanan bir nüfusa sahip. Böyle bakmamız lazım şu andan sonra. Ee, pek de sürdürülebilir bir geleceği yok ama bu dünyanın problemi esasında. Bu yüzden dünyanın geri kalanında özellikle Afrika göçmenleri ve mültecileri çok kilit rol oynayacaklar. Türkiye dediğimizde tabii hangi Türkiye? Bir böyle gözümüzde canlandırdığımız ideal, ütopik Türkiye var. Bir de e, YouTube ve Twitter sokak röportajlarında karşılaştığımız çizgili tişörtlü Türkiye var. Dolayısıyla bu böyle kendi içerisinde biraz e, muğlak bir kavram. Şimdi en önemli problemlerden birisi Türkiye o kendi zihnindeki geleceği kuracak olan e, insan gücünü kaybediyor e, göçle kaybediyor evet. beyin göçüyle kaybediyor e, ve bu bahsettiğimiz kitle hem çok zahmetli bunun yetişmesi hem de maliyetli çok kıt bir kaynak ve dünya da bu kıtlığın farkında ve kapıyor. Bir diğer konu bu yeni yetkinlikler için sahiden bu türden donanmış insanlara ihtiyacımız var. Yani gelecekte rekabetçi kalabilmek için. En primitif tarafta bakıyoruz. Yani Türkiye gelecekte çok daha önemli olacağını şu anki örneklerle gördüğümüz tarım, gıda, beslenme konusunda çok mümbit e, imkanlara sahipken e, kıtlıkla ve dışa bağımlılıkla test Yanlış ediliyor. Yanlış politikalarla, Tabii, test... zeytin ağaçlarına açılan savaşla. Bunlarla sınanıyor e, ve ne yazık ki bunlara bir çözümde geliştirmekten uzak gibi görünüyor. E, bu konudaki çözüm beklediğimiz kişiler, kurumlar. E, ve bakıldığında hani seyretmekte olduğumuz bir şey var e, ve rekabet giderek zorlaşıyor. Yani yetişmek giderek zorlaşıyor. Yani dünya bu H.G. Wells'ın Zaman Makinesi diye bir romanı vardır. İşte adından da anlaşılacağı gibi zaman makinesini icat eder bir İngiliz ve geçmişe gider, geleceğe gider. Binlerce yıl geleceğe gider ve binlerce yıl gelecekte şöyle bir dünya görür. İşte Eloyler vardır, bir de neler vardır, bir de yeraltı ırkı var. Şimdi aklıma gelmedi de, yeraltı ırkı insanlık dışı şartlarda yaşar ve üretim yapar, İşçidir yani. Yer üstünde de beyaz tenli, mavi kanlı, müreffeh, cennet gibi bir ortamda yaşayanlar vardır. Onlar onlara sipariş verir, onlar da onlar için bir şeyler üretir. Kendi aralarında simbiyotik bir ilişki vardır ama. Bizim anladığımız dünya nimetlerinden ilo faydalanırken e, aşağıdaki o e, güneşten bile mahrum ırk e, gece gündüz çalışarak e, ve kendisine sunulanla yetinerek ve düşmanca bir hayat yaşayarak e, sürdürür. Aynı gezegendeki düzenini. Ben yakın gelecekte bu kadar keskin, yeraltı, yerüstü gibi bir ayrım olmamakla birlikte kesinlikle coğrafi olarak bölünmüş yüksek duvarlarla sınırları çevrilmiş ülkelerin e, birbirleri arasında siyahla beyaz kadar farklı olabilecek bir gelecek kurguladığını düşünüyorum. Çünkü e, yani teknolojik anlamda, bilimsel anlamda, ekonomik anlamda ya da askeri anlamda rekabet gücünü kaybetmiş toplumların köle kas gücü dışında pazarlayabileceği bir şey yok yeni dünyada. Çünkü robotlar dahi bugün e, işte Türkiye dair pek çok yerde fabrikalarda her şeyi büyük bir kusursuzluk ve usanmazlıkla, yorulmazlıkla yürütüyor. Karanlık i̇nsanın, fabrikalar kuruldu. Tabii insanın zihni dışında pazarlayabileceği bir şeyi kalmayan bir geleceğe doğru gidiyoruz. umarım hepimiz için hayırlısı olur. Çok çok teşekkürler. Çok keyifli oldu. Zamanımızı da bir hayli açtık ama o kadar güzel konularda var. Hatta daha da çok sormak, tarım konusunu özellikle de sormak istedim ama zamanımız daraldı bitti. Çok çok teşekkürler katıldığınız için yarının dünyasını bakalım e, yaşayıp bizim yaşadığımız kadarıyla ne kadar nelere adapte olacağız ben merakım o sadece <laughs> benden sonraki nesil de kendisi merak etsin <laughs> çok teşekkürler ben teşekkür ederim evet programımızı bitirdik Serdar Kuzuloğlu'na programımıza katıldığı için çok çok teşekkürler hoşçakalın.